2020'de nasıl hayatta kalınır? Covid-19 milyonlarca insanı enfekte etti ve ekonomi 20 yıldan beri en kötü şeklinde seyrediyor. Sivil huzursuzluklar, polislerin baskıcılığı tabloya göre en yüksek düzeyde. Orman yangınları, iş kayıpları, çığ, hatta depremler. 2020 biraz daha zor, tuhaf ve travmatik bir yıl oldu. Yattı balık yan gider diyerekten birçoğumuz, hatta hepimiz evlerimize kalmak zorunda kaldık. Sosyal mesafelerimize birazcık pratik gibi oldu. Eğer tanık olduysanız veya etkilenip biraz acı çektiyseniz, bu yaşananları atlatmak için bazı cevaplar arıyor olabilirsiniz. Yani 2020'de nasıl hayatta kalacağız? 2020 başlangıcından itibaren anormal bir yıl olduğunun ayak seslerini veriyordu bizlere. Fiziksel, finansal, mental sorunlara karşı ayakta kalmamıza yardım olacak ipuçlarının bir listesi var. Bu kargaşalı senede yapılacak en önemli olan şey nedir? Yeni öğreneceğim beceriler hayatta kalmanıza nasıl yardımcı olacak? Sağlığına dikkat et. 2020'de pek dışarı çıkmamışsınızdır. Bu yüzden aileyle ve arkadaşlarla zaman harcamak her zamankinden değerli bir hale geldi. Akıl sağlığımızı korumak için evde spor yapmak, insanlarla internet aracılığıyla konuşmak, nasıl hissettiğinizi söylemek ve en önemlisi sevdiğiniz aktiviteleri yapmak, bunun yanı sıra sosyal medyadaki negatif haberlerden uzak kalmak sağlığınız için iyi olacaktır. Finans durumlarını organize et. Eğer işini kaybettiysen veya kaybetmek üzereysen en iyi düşünce harcamalarınızdan kısmaktır. Bunları gerekli ve gereksiz harcamalarınız olarak ayırın. Hayatta kalabileceğiniz parayı minimuma indirin. Yeni beceriler öğren. İyi bir fırsatınız var. Zamanı bir şeyler öğrenerek geçirebilirsiniz. Online kodlama dersleri alabilirsiniz. Veya örgü örmeyi öğrenebilirsiniz. Kendi yemeğini yetiştirebilir veya bazı şeyleri tamir edebilirsiniz. Her şeye rağmen dünyada neler olduğunu bilmesek de bu bizi negatif etkileyebilir. Bilgili ve haberdar kalmak da önemlidir. Güvenilir çoğul taraflı haber kaynaklarını kullanmayı tercih edin. Ve kendinizin neler olduğuna karşı takip etmeye zorlayın. Endişelerinizi azaltmak için bunlara başvurabilirsiniz. Covid-19 istatistiklerini takip etmek veya sivil ayaklanmalara bakmak biraz yorucu olabilir. Sosyal medyaya veya haberlere çok zaman ayırmak yerine kendinize zaman ayırmaya çalışın. Elini uzat. Bu yıl hepimiz için zor oldu ama elinizi uzatmaktan çekinmeyin. Sevdiklerinizle bağlantı içinde kalın ve onlardan bu çılgın yıl için tavsiye alın. Esnaflara destek olmaya çalışın. Eğer yapabiliyorsanız bahşiş bırakın. Yeni normallik belki de daha iyi bir dünyanın kapılarını açar.